Evet, haftanın ortasında nereye geldik? Çekmeköy'e. Kim için? Rizeli Ali Fuat Bey için. Hemen zilini çalıyorum. Şu değil mi zil? Bakalım kimler var içeride? Zuhal Hanım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Buyurun. Buyurayım. Bir horon edelim ya. Dumda. Kim bu çalan tulumu genç? Oğuzhan. Oğuzhan. Merhaba, merhaba, memnun oldum. Neyiniz oluyor? Aile dostumuz. Aile dostu. Ağzına sağlık. Gelsene bir şu tuluma bakalım. Ben ritme ayak uyduramadım ya. Bir türlü ritmi bir şey yapamadım. Yakalayamadım. Evet, tulumumuz burada. Bir Rize'ye, Karadeniz'e kucak dolusu sevgiler. Oğuzhan'a teşekkürler ve alkışlar. Teşekkür ediyoruz. Ben de şöyle mi geçiyorum? Buyurun. Evet, şöyle geçeyim. Merhabalar, ben Ali Fuat Çavuşoğlu. Aslen Rizeliyim, Tayeli'nden. Evliyim, iki çocuk babasıyım. Ben bu programa katıldım çünkü yemeklerle aramın iyi olduğunu düşünüyorum. Ve eşim, dostum her zaman yemeklerimi beğendiği için ben bu programda şansımı denemek istedim. Ali Fuat neşeli bir insan, tezcanlı, her şey hemen olsun isteyen, hareketli, insan canlısı. İyi bir insan. Programı izlerken yani yanlış yemekler yapılıyor. Bir baktım yani ben bunlardan daha iyiyim. Benim bunlardan neyim eksik? Ben de katılacağım dedim ve katıldım. Ben eşime her zaman yardımcı olurum her işte. Çünkü sonuçta iki tane çocuğuma bakıyor. İşi kolay değil. Temizlik de yaparım, cam da silerim, yemek de yaparım. Karı koca demek bu değil mi? Ali Fuat evde her işime yardım eder. Camları siler, temizliği yapar, çocuklarla ilgilenir, onların üstünü başını değiştirir. Ali Fuat çok gerçekten yardımsever bir insan, eşine de çok yardım eden biri. Ben hiç kimse boş boşuna uğraşmasın. İlk iki günü gördük ve ben içlerinde en iyisi olacağıma inanıyorum. Ve birinci olacağım, 15 bin TL ödülü alacağım, eşime vereceğim, o gerekeni yapar. Bu güzel hanım eşin tabii ki. Eşim. İsmin neydi canım? Derya. Derya. Kaç yıllık evlisiniz? 9. Maşallah maşallah. Çoluk çocuk? İki çocuğumuz tane var. Allah bağışlasın. Neredeler? Demin bir ağlama sesi geliyor. Biri gidiyor. Okulda, biri de 2,5 yaşında. Oy maşallah. Güle güle büyütün. Peki nerede tanıştınız Derya? Kimin vasıtasıyla? Nasıl evlilik teklifi aldın? Ben evlilik teklifi almadım açıkçası. Ne? Eşim çok romantik değil. Dakika bir. Bunları... Çok ayıp ediyorsun ya. Ayıp mı ediyorsun? Ettim ya sen. Sen etmişsin ayıbı. 9 yıl sonra etti. Sonra. Şimdi ben... Ay yeni daha. Daha yeni. Şimdi ne oldu biliyor ne musunuz? Ne oldu? Biz görücü usulü evlendik. Babaannem tabii tanıştırdı bizi. Olur, olabilir. Ben de görücü usulünde evlilik teklifi oldu mu olmadı tereddütte kaldım. Yoksa eşimi ya? Seviyorum yani ben. Beklerim ne alakası var? Zuhal Hanım bekledim. Bekledim ama etmedi. Aa nasıl yani? Bizde böyle şeyler ters dedi bana. Öyle daha biz Karadeniz olarak evlilik. Ne alakası var ya? Yok, şaka Allah yapıyorum. Allah. Tabii ki de ya görücü usulü olduysa. Peki nasıl evlenme şeyi oldu? Yani o noktaya nasıl geldiniz? Hadi evlenelim mi dediniz? Ya tanıştık zaten tamam. Görücü usulü ya. Zaten tamam ne kadar sonra? 6 ay sonra biz evlendik. Peki şimdi o günü belirlerken insan hani bir konuşma geçer değil mi? Bir diyalog mesela yani. Hani ne zaman evlenelim? Şu gün evlenelim. Hani bütün konuşmalar sırasında... Yani hiç mi senin ağzından çıkmadı hadi evlenelim ben dedim, falan. Bir an önce evlenelim dedim de bu kadar çok hasret yeter dedim. Çok güzel bir evlilik teklifi. Evet. Bir an önce evlenelim. İşte bu. Edilebilecek en sen güzel. Sen uzakta ben uzakta olmaz. Neredeydiniz ki? Kendisi Çekmeköy'de oturuyordu. Ben Üsküdar'da. Çok uzaktaydık. Ben öyle. Sen uzakta ben uzakta. Ben de zannettim biri bir şehirde biri ben bir şehirde. Ben eşimden bir dakika ayrı kalamam. Allah Allah ayırmasın. Sonra peki 9 yıl sonra dedin evlilik teklifi.
şöyle oldu Zuhal Hanım. Ben bunu, yani? Ben bunu sürekli dile getiriyordum. Bir evlilik teklifi bile etmedim. Hiç romantik değilsin. Özel günlerimi zaten hiç saymıyorum. Geçiyorum onları. Daha ne edeyim Zuhal Hanım? Ne yaptın temizlik ki? Ederim, cam silerim. Hadi be. Yemin ediyorum size. Ha, onun üzerine. Eşime yardımcı olurum. Aa, iyi aferin, iyi bari onları mesela yapıyorsun. Mesela ben belediyede çalışıyorum. Hafta sonları müsait olduğum için eşimle beraber temizlik yaparım mesela. Çocuklara bu bir odaya girer. Daha iyi benden. Aa vallahi bravo. Aa, tamam şimdi oldu. Şimdi 2 puan kazandım. Allah razı olsun. Şimdi 2 puan kazandım. Allah razı olsun. Peki kayınvalideler falan nerede dinirler? Annem üst katta oturuyor. Ah ne be? Kayınvaliden üst katta yok, mı? Evet. Evlendiniz evleneli mi? Evet. Biz de ana baba görmeden de ben şey yapamam. Ben çok evcil bir insanım. Yani anne babamı görmem lazım her gün. Her gün. Her gün. Her gün, evet. Allah uzun ömür versin. Çok kalabalık bir aileyiz. Ne diyorsun Derya, kaç kişisiniz? Yani aslında 4 kişiyiz görünende. Görünende. Ucu bucağı yok bizim ailemde. Evet, evet, tahmin ediyorum. Usam.